Geldik şimdi 21. parçamıza arkadaşlar. Ee, görmüş olduğunuz gibi teknik resmi yine bu şekilde. Hemen tasarıma başlayalım. Geliyorum buraya dosya diyerek yine diyorum ve part düzlemini açıyoruz. Ekranımı beyaz yaptım ve ön düzlemden tasarıma başlayacağım. Daire komutunu aldım. Merkez noktasından çapı 33 milim olacak şekilde bir tane dairemi çiziyorum. İkinci dairemi aldım. Yine merkez noktasına geliyorum. 17.66 milimlik ikinci dairemi de çizdim. Unsurlara geldiğim ekstrüzyon ile katı oluştur diyorum. Orta düzleme 7.67 milimlik ekstrüzyonu bu şekilde verdim. Daha sonradan buraya çizim diyerek dik bakıyorum. Daire komutunu aldım. Merkez noktasından 29.65 milimlik bir tane daire çizeceğim. Unsurlara geldiğim Extrusion ile kes diyorum. 3.34 milimlik kesme işlemini yaptık arkadaşlar. Daha sonradan pah komutunu aldım. Bu kısımlara, bu kısımlara ve şuradaki kısımlara da aynı şekilde 0.5 milimlik pah atama işlemlerini yapıyoruz. Bakın bu şekilde. Daha sonradan buraya çizim diyerek dik bakıyorum. Eksen çizgimi aldım. Merkez noktasından yukarıya doğru eksenimi çizdim. Objeleri ötele diyorum. Bakın bunu çift yönlü olarak 0.5 milim olacak şekilde öteliyoruz. Geldim buraya iki eksenimde birleştiriyorum. Aynı şekilde bu kısmı da birleştiriyorum. Unsurlara geldim. Extrusion ile kes diyorum. Boydan kesme işlemini yaptık. Sonra referans düzlemini aldım arkadaşlar. Bakın bu yüzeye tersi yönde 20 milim extrusion yani referans düzlemi atıyoruz. Bu yüzeye çizim diyorum. Dik baktım. Yine şöyle ters çevirdim. Daire komutunu alıyorum. Şöyle ilk dairemi rastgele çizdim. Daha sonra akıllı ölçendirmeyi aldım. Bunun çapı 3.5 milim olacak ve üst noktaya olan uç noktasına olan uzaklığımız 3.16 milim olacak. Ve tekrardan şu kısım ile kenar arasındaki mesafemizde 2.25 milim olacak şekilde ayarlıyorum. Unsurlara geldim. Bakın tersi yönde 20 eksi 3.2 milimlik kesme işlemini yapıyorum. Bunu gizledim. Tekrardan buraya çizim diyerek dik bakıyoruz. Tam merkezden daire komutunu aldım. Akıllı ölçendirmeyi alıyorum ve içteki çap kısmımızda 2.73 milimlik çapımızda yapıyoruz ve ekstrüzyon ile kes diyerek boydan kesme işlemini yaptık. Bakın görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar tasarımı bu şekilde yaptık. Şuradan renk atalım.